Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Macera macerası kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine farklı bir maceradayız. Daha doğrusu farklı bir gölgede ama aynı macerayı devam ettiriyorum. Şu deredeki sular azalmadan işte neticede altın arayışı içerisindeyim şu anda. Yine güzel farklı bir bölgedeyim. Ve bugün yine aramaya devam. Neler yaptım bugün? Evet, sürpriz olarak şöyle bir şey yaptım. Bakın, sabahım için iki çeşit farklı malzeme kullanacağım bugün. Değil. Bakın, sabah için özel iki çeşit halı aldım. Bunları sabahın içerisine koyacağım. Bir tane ayrıyetten böyle halı aldım. Hangisi güzel olursa arkadaşlar, yani deneyeceğim. Mesela şu çim halı çok güzel. Yani bunun içerisinden hiçbir şey kaçmaz. Arkası da kapalı zaten. Ona eminim yani. Bunun içerisinde hiçbir şey kaçmaz. Ufak büyük, altın tozu olsun, başka bir şey olsun, mutlaka bunun içerisinde kalacaktır. İkinci olarak şu var. Bu da çok güzel. Arkadaşlar bilmiyorum bunların metrekaresini, tabii ki pahalı. Yani bana göre pahalı geldi, bilmiyorum. Şu metrekaresini 140 lira demişti. Tabii ben az bir parça aldım. Bunun metresi de yani daha doğrusu bir metresi 80 lira. Arada ufak bir fark var ama tabii ki sadece şu iki tane malzeme 80 lira, 70 lira tuttu, pardon, yalan olmasın. Yani ama arkadaşlar, madem bu işi yapıyoruz, olabildiğince en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki doğal olarak, yani verim almamız için bunlar gerekli. Az önce yol kıyısından numuneler aldım. Bunları da ayrıyetten analiz yapacağım. Evet, ayrıyetten numuneleri de birazdan, şu numuneler var. Bakacağım bakalım bölge bölge, çünkü şu anda arayış içerisindeyim. Bakalım, umarım güzel şeylerle karşılaşırız. Evet, maceraya devam. Arkadaşlar, şimdi bölgeye varmış durumdayım. İlk başta şurada gördüğüm altın tuzakları var. Bakın, şurası kurumuş derenin devamı. Şurada taşların altından gördüğünüz gibi şurası bir altın tuzağı. Şurası. Buradan numune alacağım şimdi. İlk önce bu numuneleri topraktan alacağım, numuneleri elekten geçireceğim ve daha sonradan sabaktan geçireceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet. Burada çok büyük malzemeye gerek yok. Ufak bir çekiç ve ufak kürek sayesinde bu işlemi başarabiliriz. Denemekte fayda var. Deneyeceğiz yani. Neticede bakalım güzel şeyler olacak mı bakalım. Az sonra görüşmek üzere. Tekrar tabii ki çekimlere devam edeceğim. Şurada güzel bir dere yatağında akıntı buldum. Oraya sabağa yerleştireceğim. Şöyle tepeden göstermeye çalışayım. Malzemeleri oraya koydum ama daha tabii ki yerleştirmedim. Sadece oralara getirdim işte. Şuradan da burası aslında dere yatağı, bakın. Bir parçası. Buralarda işte aramalar yapacağım şimdi. Evet, görüşmek üzere birazdan. Bakalım. Bakalım ne olacak yani, ben de bilmiyorum. Denemekte fayda var. Evet, ilk önce burayı şöyle alalım, buradaki
Burası bir altın tuzağı. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Şuradaki malzemeleri alalım. Bu şekilde alalım. Bunun başka çaresi yok arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bugün buna karar verdim. Yani derede bulunan altın tuzaklarından malzemeleri ayrıştırmaya çalışacağım. Varsa gördüğünüz gibi işte bir şeyler göreceğiz. Bakalım. Evet. Bunu yavaş yavaş yiyeceğiz şimdi. Altındaki kovaya alıyorum. Aslında altında daha geniş leğen olsaydı daha iyi olurdu. Olmadı, leğeni getireyim. Leğeni koyayım altına. Daha iyi olur. Ama ben şimdilik kamerayı şöyle kurayım. Çalışma esnasında. Bakalım. Daha rahat görelim. Çalışmayı daha rahat yaparız. Tek ellem olmuyor çünkü. Evet, görüyorsunuz çakıllar burada kalıyor. Eleğimiz 8 mm çapında bir delikler olan bir elek. Altta konsantreyi alıyorum. Fakat ben bunu tekrardan ince elekten geçireceğim. Bu baktıktan sonra ilk önce kabasını alalım. Şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, az önceki yaptığım yanlış sistemi düzeltiyorum. Şöyle ki ben kovanın içerisine elemeye çalıştım, fakat kovanın ağzı dar olduğu için elekten bazı parçalar aşağıya düşüyordu. O yüzden leğenimi getirdim. Şimdi direkt olarak leğene eleyeceğim ve kalan çakıl taşlarını da, yani şurada kalan çakıl taşlarını da alacağım. Kovaya koyacağım. Bunları da tabii ki salattan geçeceğim arkadaşlar. Salattan. Göreceğiz beraber. Birazdan beraber göreceğiz. Böyle atalım. Evet, şu şekilde devam edelim çalışmaya. Bakalım bugün kısmetten nasipte bir şeyler çıkacak mı? Yani çıkarsa sevinirim tabii ki. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Şöyle çalıştığım yeri de göstereyim yakından. Evet. Zaten bir kova buradan numune alsam, denesem kendini belli eder. Güneş de var bugün, hava güzel. Altın tozu çıksa dahi kaybetmeyiz. Yani görürüz. Geçen sefer yanlışlıkla alt tozların hepsini güneş olmayan ortamda analiz ettim. Altın tozlarını göremedim ve hepsini dereye döktüm. 4-5 pan. Maalesef çalışma boşa gitti ama olsun. O da bir deneyim olmuş oldu.
Evet bakın, şimdi bunu buradan elekten geçireceğim. Sonra arta kalan büyük çakılları da kovaya atacağım. Bunları da kaybetmeyeceğim yani. Bu çakılları tekrardan salaktan geçireceğim. Evet, bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Evet, çalışmaya devam. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi o bölgede biraz lumini aldım. Şimdi buradan da lumineler alacağım. Burası da yine 6.30 olarak değerlendirdim, gördüm bir yaz. Birazcık şuralardan ne bilirsem aşağılayacağım. Dik taraftan. Azı değil. 15-20 santim aşağıdan. Biraz lumini alacağım. Bakalım. Neticeyi beraber göreceğiz. Dediğim kadar ineyim ki, çünkü herkes derinden alıyorlar. O yüzden derinden almaya çalışacağım. Bakalım. Şimdilik bu kadar derinlik yeterli. Evet, toprak yapısı değişti zaten. Şimdi bir toprak çıktı aşağıda. Bilmiyorum, oradan gözüküyordur inşallah. Bakayım, gözüküyor tamam. İşte şu şekilde. Şimdi bu çamurlu kirli topraklar burada elemesi çok zor. Yani çok az malzeme aşağıya düşüyor. Onun için ne yapacağız? Birazdan bunları tekrar salak içerisinde salağın içerisinden tekrar çakıl haline, bu şekilde burada aldığım çakılları görüyorsunuz. Yani bu çakılları da beraber salaktan geçireceğiz. Yani benim bu zamana kadar gördüğüm sistem, en güzel sistem bu. Yani bu bölgelerde böyle. Yani altın çok olan bir yer olmuş olsa daha farklı çalışma olur. Şu an için bu ideal bir çalışma yani. Bundan daha fazla yapılmaz. İşte topraktan alıyorum böyle toprağı. Ediyorum. Altından bakalım ne çıkacak. Bayağı bir beğendim. Yani bir 35-40 santim yedim aşırı. 30 santim rahat indim yani. Tamam. Burası da kirli toprak. Çamur. Elemesi de zor. O yüzden buna şuradan ineceğiz. Ben yine alabildiğim kadarını alayım. Bakalım arkadaşlar. İlk çalışmamız bu şekilde devam ediyor. Daha sonradan salaktan geçirince bakalım anlayacağız. Bakın içerisini dolduruyorum böyle taşlarla. Evet. Bu şekilde çalışmaya devam edelim. Arkadaşlar, evet şimdi sabaha sıfırdan kurum yapacağım. Yani bugün şeyi kuracağım. Yani farklı bir sistemde kuracağım sabahın içerisine. Yeni aldığım malzemeyi yerleştireceğim. Onu da beraber yapalım dedim. Hani çok fazla videom uzamasın. Hızlı bir şekilde beraber yapalım kurulumu. Bakalım nasıl bir netice alacağız. Ya her tarafı dağıtmışız ya. Neyse, şunları bir toparlayayım da hemen kurulum yapalım. Yani paspaslarını değiştireceğim arkadaşlar. Anlayacağınız şurada sadece şu paspasları değiştireceğim. Yeni paspaslar aldım. Onlarla çalışma yapacağım. Yani bakalım
Becerebilecek miyiz? Orada kestik ama acaba tam mı kestim? Yanlış mı kestik bilmiyorum artık. Bakacağız. Bakalım ya. Sanırım düzgün almışımdır. Ölçüye göre kestirdim orada. Umarım sorun olmadan bir şekilde kuralım. Hangisini kursam acaba şimdi? Ha? Bunu mu kurasam? Bunu mu kursam? Bakayım. Aa, tam geldi ya. Çok güzel. Yani yanlardan tam oturuyor. Güzel. Acaba bunu mu kursam? Yoksa bunu mu kursam? Bakayım. Bakalım bir. Evet, güzel. Arkadaşlar tam oturdu, güzel, gayet iyi. Bakayım şimdi hangisini kuracağıma karar vereyim. Bunu kurarsam bunun altından toz kalmaz. Çünkü bunun altı... bunun altında toz kalmaz. Bunun altı çok ince ve aşağıya doğru iniyor. Yani altı gözüküyor. O zaman ne yapacağız? Çift mi kuracağız? O zaman alta bunu kuralım, yeşili. Çift dikiş atalım arkadaşlar. Yeşilin çünkü altı kapalı. O zaman altı yeşili koyalım. Evet. Üstte de maviyi kuralım. Ne yapalım? Kaçma şansı sıfır olsun. Evet ya. Düşünce olarak fena değil. Evet, güzel bir düşünce. Evet, ben şimdi bunları güzelce bir deleyeyim buradan. Deliklerinden. Ondan sonra da güzelce yerleştireyim. Bakalım nasıl olacak. Altına yeşili koyacağım. Çünkü yeşilin altı kapalı. Fakat bunlar delikler var. Buradan altın tozları bunun altına düşerse burada altın tozlarını yakalasın. Evet, mantık olarak güzel. Şimdi ben bunu bir güzel çalışayım. Umarım gözüküyordur. Evet, gözüküyor. Daha sonra da güzelce çalıştıktan sonra da en son kurulmuş halini göstereyim. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet, macera severler. Kurulumu, salağın kurulumunu tamamladım. Biliyorsun her şeyin ilki hep her zaman zordur. İlk defa ben de bunu ilk defa bu şekilde yapıyorum. Hani size de o yüzden fazla video fazla zaman almasın diye yarıda kestim. Kurabildiğim kadar kurdum. Hani şimdi öyle bir şey ki bakın. Yani ucunu falan hepsini hallettim. Şurası böyle kaldı. Bunu acaba biliyorum kessem mi buradan? Şu ayardan kessem mi? Ya da böyle kalsın ya. Kalsın, bakarsın buradan ufak tefek, zaten değişen bir şey yok. Normal. Bu da burada böyle kalsın. Yani şöyle söyleyeyim. Burada kalsın bu da, şu parçada. Aşağıdan sarksın. Ne olacak ki yani? Zaten buradan aşağıya taşlar, toprak düşüyor. Belki bunun içerisinde parçalar kalırsa. Özellikle uzun kesmiştim ben bunları. Zaten bunların boyu bu kadar yani. 1 metre. Bana 70 santim, 74 santim lazımdı. 20-25 santim, 30 santim şurada fazlalık var. Onlar da kalsın. Evet, şimdi ne yapacağız? Aa, iyice dağıttık her tarafı ha. Evet arkadaşlar, şimdi biraz etrafı toparlayalım. Çalışmaya başlayalım. Gerçi çalışmaya başladık da yani savağı kurup ayrıştırma işlemine geçelim. Savağı burayı kurmayı düşünüyorum. Umarım kurabilirim. Bakalım. Evet, savağı şuraya kuracağım. Su da çok şiddetli gelecek ama olsun. Bakalım başarabilecek miyim? Birazcık yüksek kaldı ama. Neyse. Az sonra görüşmek üzere. Bir an önce
Sabırsızlanıyorum ben de ya. Ana balıklara bak. Bakın bakın arkadaşlar balıklara bak. Oo. Evet, balıklarımız da var. Buralarda yüzüyorlar. Bilmiyorum kameradan çekmeye çalışıyorum ama ya yani ya arkadaş buraya da yapılmaz ya. Şunun içerisine şişe atmışlar ya. Kırık. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Arkadaşım böyle bir doğada sen buraya bu şeyi niye kırıp atıyorsun ya? Ya bunların hepsinin hesabını soracak sizden Allah ya. Böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? İçmişim madem al çöpünü götür çöpe at ya. Terbiyesiz herif ya. Biz de buralarda terliklerle dolaşıyoruz, şeylerle dolaşıyoruz. Bir ayağımızı keseceğiz. Neyse arkadaşlar ya terbiyesizler bizim toplumumuzda maalesef var. Şöyle güzel bir doğal kirletilir mi? Yani çok kızıyorum böyle insanlara ama ne yapalım artık ya. Bu insanın yani insanlıktan nasibini almamış bu ya terbiyesiz. Neyse ben şimdi temizleyeceğim arkadaşlar orayı. Şöyle ileri bir yere atayım. İnşallah bu videoyu izlersin de senin suratını böyle tükürüyorum ulan buradan. Terbiyesiz, ahlaksız. Doğayı kirlettiler ya. Eh be ya. Vallahi var ya morallerim bozuldu arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Neyse ben şimdi savağımı kurayım. Özür diliyorum herkese. Gerçekten var ya. Hadi işe koyulalım artık hadi. Vallahi var ya morallerim. Evet macera severler. Altın maceracıları, sarıcılar. Gençler. Arkadaşlar ben bu işi beğendim. Vallahi şeyi bir koydum cuk diye oturdu ya. Çok güzel oldu. Yani siz de farkına varmışsınızdır. İşte bakın sistem bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Yani bu şekilde hızlı akan bir su gerekiyor. Hiç korkmayın. Yeter ki üzerindeki kumları atabilsin. Ağır malzeme zaten aşağıda kalacaktır. Zaten bakın buradaki uzun malzeme de burada duruyor. Hani hiçbir zararı yok. Faydası olur, zararı olmaz. O doğru dursun, bir şey olmaz. Şimdi kamerayı güzelce kurayım ben. İlk başta şuradaki az önceki elekteki parçaları bir temizleyelim eleğimizi. Evet. Evet arkadaşlar. Detaylı çekim yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki tek elle çalışmak da zor. İkisini hepsini beraber. Bu olsun. Çekim güzel olsun da. Netice güzel olması da artık önemli değil. Ya zaten bu videolar öğreti videosu. Bir şekilde bu şekilde çalışırsak nasıl daha iyi verim alırız. Onun üzerinde çalışıyoruz zaten. Şimdi ben bunları nasıl geçeceğim onu göstereceğim. Şunu bir kere bir tane deneyelim bakalım şuradan. Bakalım netice ne olacak. Çok hızlı bir şekilde attı. Parçalar orada kaldı ama çok da doldurursa da iyi değil. Bakın yani burada bir altın parçası olacak. Kaçması imkansız. Görüyorsunuz. Yani direkt olarak zaten halı, mavi halı diyelim buna. Direkt olarak bütün malzemeyi alıyor. Tabii ben bu kadar kumun burada kalmasını istemiyorum. O yüzden bunları yine ince elekten geçirmeyi düşünüyorum. Şimdi ince elekten geçirelim bunları. Çok fazla kum burada kalmasın. Yani kesinlikle
kaçma şansı yok yani. Sürete bakın yani. Şurada bir altın parçası olsa direkt olarak paspasımızın içinde kalacaktır yani. Bakın. Şimdi bakın. İyi bakın. Şöyle hemen atıyorum. Bakın. Tertemiz yapıyor. En sonunda zaten bu alanın içerisini temizleyeceğiz. O zaman ortaya çıkacak her şey. Evet. Çok hızlı. Gayet hızlı. Evet, şunları şöyle koyalım. Bunların içerisinde malzeme var. Burayı olduğu gibi geçireyim ben. Sabahtan. Hep beraber görelim. Oo, çok güzel. Suyun şiddeti harika. Yani çift paspas yaptım. Altında yeşil olan var. Buradan görebilir misiniz? Göstereyim. İki tane paspas var burada. Birisi mavi. Altında yeşil var görüyorsanız. Mavinin altları delik olduğu için altına inse bile yeşilde kalacak arkadaşlar. Sistem böyle. Yani ben bu sistemi şu anda her zaman macera kanalında diyorum ya, kanalında kalınız, takip etmeye devam ediniz diye. Çünkü her zaman ilklere imza atıyoruz. Hep beraber. Bu bir ilk. Yani bunu daha önce yapan bir kanal da görmedim. Neticede daha da güzel videolar da gelecek, merak etmeyin. Yani bunlar sadece bir neticede güzel videolar, ama daha güzel videolar mutlaka gelecek. Altın üzerine olsun, değerli taş ya da yarı değerli taşlar olsun. Ondan sonra ufak çaplı kimya işleri olsun, kimyagerlik gibi, öyle düşünün. Yani altın ayrıştırma falan gibisinden. Hepsini daha detaylı videolar gelecek arka arkaya. Yani maceramız var olduğumuz sürece devam edecek arkadaşlar. Yani bu şekilde yenilikleri işte kanalımızda göreceksinizdir. Farklı bölgeler, farklı yerler, farklı alanlar, farklı çalışma şekilleri. Makinalı altın ayrıştırma, kuru makineyle, kuru bölgede altın nasıl bulunur, onlar derelerde nasıl bulunur, bunlarla ilgili zaten çalışma devam ediyor şu anda. Evet. O yüzden kanalımı tavsiye ederseniz, paylaşırsanız, ufak da olsa yorumlar atarsanız sevinirim. Hani her şey altın bulmak, para kazanmak değil arkadaşlar. Belki ben bir damarı bulamayacağım. Belki bir şekilde şu an için elimizden gelenle bu şekilde yapabiliyoruz. Ama daha iyi, daha güzel anları paylaşmak için de çaba gösteriyoruz. Yani emeğe saygı lütfen. Bu sebepten dolayı izleyen arkadaşlarıma, kardeşlerimize de, abimize, ablalarımıza da aynı şekilde cümlesine tabii ki teşekkür ediyorum buradan. Sağ olun, var olun. İzliyorsunuz. İzlerken bir de arada bir de beğeni atarsanız sevinirim. Beğeniler biraz az geliyor. Belki videolarım kalitesi güzel değil ama içerikleri inanın bana güzeldir. Çok emek sarf ediyorum çünkü. İçerikleri güzel olsun diye uğraşıyorum. Daha kaliteli videolar, daha güzel bir alet aldıktan sonra ben şimdi şu anda telefonumla çekiyorum. Güzel bir video makine, yani alet aldıktan sonra daha güzel çekimler olacaktır. O yüzden de bununla idare ediyoruz arkadaşlar. Ama sizler de bir beğenileri biraz çoğaltırsanız sevinirim. Mesela bakıyorum 350 kişi bakmış, 500 kişi bakmış, 3500 kişi, 4500 basa bakanlar var. Fakat beğeniler 50'lerde, 30'larda, 15'lerde falan kalıyor. Yani sadece bir oraya bir beğeniye tıklamak sadece 1 saniye arkadaşlar. Yani 1 saniye geçmez beğeniye tıklamanız. İzleyen arkadaşlar olursa lütfen beğenirseniz teşekkür ederim. Beğenmeseniz de önemli değil. Canınız sağ olsun, izlemeniz yeterli. Hiç önemli değil. Artık
Yeter ki videolar videolarım yeter ki ne derler ona, yani size faydalı olsun, o da yeter. Yani illa beğeni atmanıza gerek yok. Ama atarsanız da sevinirim. Aa bakın, görüyorsunuz değil mi az önceki, size söyledim işte kumları az önce geçirdim sabahtan. Bu taşları da bu şekilde geçireceğiz arkadaşlar. Ya bu taşlar değerli. Şöyle değerli, üzerinde çok güzel malzeme tutuyor bunlar. Yani o yüzden bunları yıkamayı ihmal etmeyin. Ben o yüzden hiçbirisini atmadım. Bu şekilde buradan alacağım, böyle gördüğünüz gibi elimden de alabilirim. Sabahtan geçiriyorum işte bakın. Gördüğünüz gibi sabahtan geçtikten sonra zaten bunların üzerinde hiçbir şey kalmıyor. Bütün üzerindeki altın olsun, herhangi bir toz olsun mutlaka paspasın içerisinde kalacak. Gördüğünüz gibi yani değerlendirin. Bakın nereden baksanız yarım kova eledim ama yarım kovasını eleyemedim. Çünkü her taraf çamur. O yüzden onları da burada eliyorum. Hani siz de çalışma yaparsanız, bu şekilde yaparsanız faydasını mutlaka göreceksinizdir yani. Evet, görüyorsunuz. Tertemiz yapıyoruz. Bakalım içerisinde taşlar var mı? Bölge zengin bölge arkadaşlar. Yani jasperlar var. Güzel. Kuarslar var. Tabi her kuarsın olduğu yerde altın olacak diye bir şey yok ama ben burada altın olduğunu biliyorum. Yani şöyle biliyorum. Daha önce yerinin çok aşağısında tozlara denk gelmiştim. Neticede altın olmayan yer yok aslında. Ben size onu söyleyeyim. Sadece az altın var veyahut da bir şekilde daha derinde veyahut da bir şekilde derenin içerisinde veyahut da başka bölgesinde var. Neticede önemli olan biraz şansınız yaver giderse, damarı tutturursanız orada her şey güzel olur. Ah, böyle de güzel. Bakalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu şekilde. Çalışmaya devam ediyoruz. Bakın şimdi buraya alıyorum. Hop götürüyorum, buraya atıyorum. Gördünüz mü? Hiçbir sıkıntı yok. Taşlar burada kalıyor. Şunun arasından geçen tanecikler, artık ne tanesi olursa, kum tanesi, altın tanesi, taş parçası buradan atıp gidiyor. Ve şurada, şu bölgede kalıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok güzel tutuyor şu anda, paspas. Aa, ben iyi ki almışım bunu ya. Alırken tereddüt etmiştim aslında ama sonradan ya dedim, al işte, neticede ne olacak ki yani, nelere para vermedik, 50-60 liranın hesabını mı yapacağız, 70 liraya mal oldu bana ama olsun, netice güzel olacak gibi. Evet bakın arkadaşlar, size detaylı çekim yapmaya çalışıyorum. Hem mikrofonu yakından tutmaya çalışıyorum sesim gelsin diye, hem de her yaptığım işi çekmeye çalışıyorum. Tabii çok da fazla da çekersem sıkılırsınız. O yüzden bazı çalışmalarımı gösterdikten sonra yarıda kesiyorum. Mesela 15 dakikalık bir videonun arkasında en az, inanın bana, 3-4 saatlik çalışmalar oluyor. Yani o yüzden bazen durduruyorum videom çok uzun olmasın diye. Şimdi tekrar durduracağım. En son sabah açığa açtıktan sonra pan yaparken tekrar çekime başladım. İnşallah görüşürüz birazdan. Arkadaşlar
kameramın maalesef objektifi ıslandı. Daha içine su aldı herhalde. Fakat şöyle bir şey var, ben sabaha söktüğüm gayet güzel bir şekilde az önce bulunduğum yerde ve bu halıları kaldırdım. Çok güzel tutmuş arkadaşlar, bakın. Yani tam hayal meyal gözüküyor ama neticede çok güzel tutmuş. Az sonra şimdi kameramı güneşe koyacağım. Umarım içindeki suyu güneşte bir şekilde atmaya çalışacağım. Fakat mesela mavi halıdan kaçan parçalar yeşil halıda tutulmuş. Çok güzel. Yani netice çok güzel oldu. Bu şekilde bir çalışma gerçekten çok iyi. Evet. Az sonra görüşürüz inşallah. Şu kamera düzelir umarım. Evet gençler, değerli arkadaşlar. Altın severler, sarı severler. Dün yapmış olduğum sabaktan arta kalan parçalar. Bölgede tabii ki video çekimi yapamadım çünkü kameramın içerisine su kaçmıştı. Onu temizledim. Ve şu anda tabii ki bunu pandan geçirmem gerekiyor. Panımı hepsini aldım. Zaten videomun sonunda göreceksinizdir. Bu videodan önceki videoya ekleyeceğim bunu. Ve tabii ki ben de ne yaptım? Bütün konsantreyi aldım ve mutfağıma getirdim. Muhteşem mutfağıma getirdim. Hem daha detaylı bir arama yapabileceğiz burada. Evet. Her şeyimiz hazır. Yani şimdi ne yapacağım? Bunu videomun sonuna ekleyeceğim. Dün çünkü videom orada yarım kaldı. Güzelce bunları bir ayrıştıralım. Hepsini güzelce bir ayrıştıralım. Videomuzu bitirelim. Çünkü videoyu bitiremedim. Kameramın ekranı su aldığı için objektifi çok buğulu çekmişti. Ama tabii ki oradaki konsantre işte şu anda evime getirdim. Yani bu şekilde çalışma bitsin. Güzel bir ayrıştıralım. Bakalım herhangi bir şey çıkacak mı? O bölgeden pek umutlu değilim. Çünkü yüzeysel olarak orada bir pan yapmıştım. Demir tozu dahi zor buldum. Ama hiç belli olmaz. Belki 2-3 tane farklı yerden numune aldığım için bakalım, belki de o aldığım farklı numunelerden içerisinden altın tozu ya da ufak altın parçası denk gelebilir. Arayış içerisindeyiz arkadaşlar. Arıyoruz yani. Aramaya devam. Damarı bulana kadar arkadaşlar. Altın damarını bulacağız inşallah. Hep beraber. Evet. Maceraya devam. Evet şimdi bunu bu şekilde ben telefonumu güzelce yerleştireyim. Çekim için hazır olsun. Şöyle yerleştireceğim biraz düzgün bir şekilde. Evet, ilk panımıza başlayalım arkadaşlar. Panın içerisinde fazla numune koymak istemiyorum çünkü bu sefer detaylı bir panlama işi olmuyor. O yüzden az biraz malzemeyi panlayacağım. Güzelce şimdi, evet burası hazırlandı. Şimdi de şöyle ayırayım. Burada bizim pompamız. Bakalım netice ne olacak? Görelim hep beraber. Panlamaya şimdi buradan başlayacağım. Yani şu kadar malzeme bile bence bir pan yapmak için çok fazla içerisinde ama olsun. Neticede kaçan parça olursa mavi leğenin içerisine düşecektir. Dünkü videoda görmüştünüz. İki tane paspas koydum sabahın içerisine. Yeşil olan ince paspastı. Mavi olan da kalın paspastı.
Çok güzel netice aldım. Yani öyle bir sabahın içerisinden hiçbir şekilde altın tozu ya da en ufak bir parça dahi kaçacak. Kaçması imkansız. Bölgeden pek umutlu olmasam da sistem çok güzel oldu. Bakalım bu panda da bir şeyler çıkartabilirsek. Zaten malzememiz daha hala burada var. Yani şu anda yaptığım ilk panım, daha burada bayağı bir malzeme var. Konsantresini çıkartacağım. Daha sonradan da şu görmüş olduğunuz tabii ki pompanın içerisine alacağım ve onları kurutacağım. Daha sonra da şimiye geçeceğiz ama o şimik videosunu şu anda yapmayacağım, ileriki zamanlar için. Yani ilk önce bir toplayalım. Malzememizi toplayalım yani doğadan. Topladıktan sonra en son şimikle ayrıştırma işlemini gerçekleştireceğim. Şu an için yapabileceğim şeyler kısıtlı. Sadece panla yetiniyorum. Bir de araştırmayla, yani damar arıyorum. Doğada görüyorsunuz zaten videoları. Yani güzel yerler keşfine çıkıyorum. Keşif yapıyorum. Umarım zamanla güzel bir damara denk geleceğiz hep beraber. Sizler de göreceksiniz inşallah. Eğer Allah ömür verirse, yani Allah müsaade ederse bir şekilde göreceğiz. Evet, şu şekilde böyle bir ilk panımızı yapalım. Bunun içerisinden bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Neticeyi beraber bakalım bir. Ben demir tozuna da razıyım. Demir tozundan da çünkü daha farklı bir çalışma yapacağım. Onu sizlerle daha sonra paylaşacağım. Demir tozu da toplayacağım ve ayrıştıracağım inşallah. Göreceksiniz. Bakalım. Şimdi parıltılar falan var mı görelim. Kameradan gözüküyor mudur? Parıltı var mı yok mu bakalım bir. Evet, iyi işaret var arkadaşlar. Yani parıltılar var. Altın tozu değil de demir tozlarını görüyorum şu anda parıldayan. Birazcık şuradan bir çekmeye çalışayım bakalım demir tozu var mı yok mu görelim. Çok az demir tozu çıktı. Dediğim gibi işte o bölgede demir tozu bile çok az. Çok umutlu değilim ama belli olmaz. Bakalım. Bakın çok az bir şekilde şuraya demir tozunu çekebildim. Hiçbir şekilde demir tozu daha yok bölgede. Tabii ki o da sanırım bir eksi. Ama parlayan malzemeler var. Onların hepsini alacağım ben arkadaşlar. Yani konsantreyi alacağım olduğu gibi. Bu şekilde panlamaya devam edeceğim. Eğer bir parça falan denk gelirse videoyu devam ettireceğim, açacağım. Herhangi bir parça devam gelmezse videoyu olduğu gibi atacağım arkadaşlar. Yani dediğim gibi o bölgeden umutlu değilim. Ama önemli olan güzel bir sabak yaptım. O sabahın işlevi çok önemliydi. Daha güzel bölge olduğu zaman o sabaha daha güzel bir şekilde çalıştıracağız hep beraber. Tabii ki eğer videomda böyle parça falan bulmazsam tekrar açmayacağım. Videom devamlı uzun olmasın. Onun için uğraşıyorum zaten. Bazı videoları kesiyorum hatta gereksiz yerlerini. O yüzden evet dediğim gibi işte bir anda çağrı da geliyor telefona. Telefonu uçak modunu almayı unutmuşum. Her neyse bunun içerisinde tabii ki parlayan parçalar var. Görüyorsunuzdur belki.
şunlarda. Ama benim için daha fazlası lazım. Size göstermem için. Ben o yüzden şimdi videoyu eğer güzel parçalar çıkarsa tekrardan açacağım. En son olarak göstereceğim. Ve ardından da videomuzu bitireceğiz. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar, macera severler. Şimdi çayımızı koyalım. Şöyle taze güzel bir çay içelim. Nereye koyayım yani? Koyacak yerde kaldı. Neyse. Şurada güzel bir çay demleyip. Daha doğrusu çay demledim. Çayımı güzelce içeyim. Çalışmayı bitirdim arkadaşlar. Nasıl oldu diyeceksiniz şimdi. Merakla. Ben de aynı şekilde merak ediyordum. Aynı zamanda çayımı içeyim. Ha, biraz açık olmuş ama ne yapayım artık olduğu kadar. Şimdi arkadaşlar gittiğim yerden az önce gördünüz hemen hemen bir pan dolusuna yakın konsantre almıştım. Ve konsantreyi güzel bu yeni kurdum yeni yaptığım sabak sistemiyle konsantreyi en son pandan geçirdim. Hemen hemen 4-5 pan yaptım o şekilde. Ve hepsini gün içerisinde hapsettim. Şimdi bunların hepsini tekrar bakalım içerisinde parlaklık var mı yok mu beraber görelim. Hani size dedim ya göstereceğim diye. İstediğim netice yok arkadaşlar. Yani baştan söyleyeyim. Kimseye yalan atmaya yani ne bileyim işte artık kandırmaya gerek yok. Güneş ışığını çıkartacağım ben şimdi bunu. Şöyle ki görebilirsek altın tozları var. Yani yok değil. Altın tozları var fakat yani benim istediğim ölçüde değil. Yani kimsenin istemeyeceği ölçüde yani var yok değil ama demek ki o bölge biraz zayıf bu konularda. Bakın şurada çok güzel duruyor. O güzel parlaklıklar var. Görüyorsunuz sarılar güzel parlıyor ama az. Yani daha iyisi olması lazım. Böylelikle ne öğrendik? Tamam sabahımız çok güzel tutuyor. Harika. Fakat bölgede yeterli derecede altın tozu yok. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi ben bakacağım bakalım bir de bunda size de göstereceğim. Demir var mı? Daha demirini ayrıştırmadım. Fakat demir de az. Zaten demirin az olduğu bölgelerde yani altın tozuna rastlamak, altına rastlamak biraz zor. Altın ve demir beraber bulunuyor. Bunu zaten hemen hemen bilmeyenleriniz de varsa öğrenmiş olur. Çoğu bu işten uğraşan arkadaşlar biliyorlar ya da bir şekilde. İşte altın tozu var mı? Bakın parlamaları görebiliyorsunuzdur umarım. Şu raftan çeviriyorum. Suyun içerisinde bunlar. Sarılar da var parlayan. Hani nasıl yapayım? Şöyle bir zoomlamaya çalışayım ama. Netler mi netlemez mi bilmiyorum. Şöyle zoom'la da göstermeye çalışacağım. Yani konsantrenin konsantresi bunlar. Gördüğünüz gibi yani en son büyük böyle bir pan dolusu konsantreden çıkan hepsinin işte pompa yardımıyla aldım. Bunları biriktireceğiz. Daha sonradan ayrıştıracağız arkadaşlar. Nasıl ayrıştıracağız artık onu zaman gösterecek hepimize. Şimdi bir de bunun altında şöyle bakmayı unuttum ben. Bakmadım. Şöyle yapayım. Bakalım. Demir tozu var mı? Hiç sanmıyorum demir tozu olacağını. Fazla olacağını zannetmiyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuzdur belki. Az miktar demir tozu var. Yani bundan bir önceki videoda çektiğim bölgede Gizemli Dere'de daha fazla altın tozuna rastlamıştım. Burası bu bölgeye ben şelale diyeceğim.
Şelalede altın yakalayamadık arkadaşlar. Altın tozu çok az. Miktar var, yok değil ama az. Demir tozu da az. Evet, görüyorsunuz demir tozları. Belki görüyorsunuzdur şurada. Bakın şu ayırdığım yerde. Şunlar demir tozları zaten belli. Diğer taraflarda da tabii ki işte altın tozları gözüküyor yani. Gözükmüyor değil ama aradığım boyutlarda yok bir. İkincisi de çok miktarı az. Evet arkadaşlar, sizler için detaylı çekim yapmaya çalışıyorum. Daha güzel, daha detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Yani izlenebilirliği yüksek olsun videoların. Çünkü çok amatörce çekim olduğu zaman, tamam elimdeki kamera profesyonel değil ama neticede çekimleri biraz güzel, düzgün olsun diye emek sarf ediyorum. Lütfen beğeni, like atmayı, yani beğeni atmayı unutmayınız. Yorum da atarsanız sevinirim. Bir de abone değilseniz abone olunuz kanalıma. Çok güzel videolar yakında olacak. Her hafta bir tane, iki tane video çekmeye çalışıyorum. Emek sarf ediyorum. Neticede bilim adına, ilim adına bir şekilde bir şeyler olsun. Evet arkadaşlar, kanalımı takip ederseniz sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Allah'a ısmarladık. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.